Sayın seyirciler, polis Yeşil'in Antalya'daki evini bastığında televizyon sehpasının üzerinde bir kitap buldu. Ünlü Rus yazar Gogol'ün Ölü Canlar adlı kitabını. Bu kitabın o evde bulunması son derece ilginç çünkü Yeşil hakkındaki iddialar göz önüne alındığında kitabın adı kadar konusu da hayli anlamlı. Haberi İrep Güner hazırladı. Ölü canlar, yani katledilmiş adamlardır bunun Osmanlıcası diyor yazar Çetin Altan, Yeşil'in evinde bulunan kitap için. Ünlü Rus yazar Gogol'ün bir klasiği bu kitap. Ve bakın konusu ne? Kitabın adı Ölü Canlar, çok adam öldürmüş Ölü Canlar. Şeyin kitabın teması şudur. Bizde nasıl A köyü sattı vakit içindekilerle satar. Anlatabiliyor muyum? Bir adam bu şekilde Rusya'da eski dönem, yani çar dönemi, hangi köleler öldü, mucikler, yani o şeye bağlı, oradaki feodale bağlı, onların hesabını yapar. Anlatabiliyor muyum? Ve ucuza aldıktan sonra da şeyi, orasına, yani kimse ölmüş, o ölüleri satalım. Buraya kadar Güneydoğu'daki ağalık yapısını andırıyor. Kelle hesabı da yapılıyor. Yalnız garip bir detay var. Sağmış gibi dolandırmak için yapılmış bir romandır o Ölü Canlar hikayesi. Yeşil hakkındaki iddialar gözden geçirildiğinde kitapla arasında garip rastlantılar bulmak mümkün. Tıpkı sahte kimlikler gibi. Ölmüş kişileri gösteriyor, kredi alıyor, anlatabildim mi? Ölmüş adamlara namına sanki ölmemiş gibi davranıp kendisine bir sürü olanak sağlar, anlatabiliyor muyum? Çetin Altan'a göre Ölü Canlar'ın kahramanı da Yeşil'le bir anlamda benzerlik taşıyabilir. Oradaki adam da kendisini açıklamıyor hücretini herhalde. Ölmüş mucitlerin listelerini çıkartırken onlarla dolandırıcılık yapacak. Yani gizli bir hücrete sahip olanın kahramanı da. Yazar Altan kitabı Yeşil'in okumuş olduğuna ihtimal vermiyor. Nasıl olsa gazeteciler gelip burasını araştıracaklar. Ona bir kartvizit olarak da bir akılmış olabilir Ölü Canlar. Televizyon sehpasındaki kitap Yeşil'i bir anlamda Ölü Canlar'la tanımlıyor.